Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte STMOS C ile Blue Pill ile bir External Interrupt yani dış kesme uygulaması yapacağız. File New ve STMOS Project ve STMOS C seçeneğiyle şöyle bir ekran karşısında çıkıyor zaten. Buradan System Clock, Serial Wire, RCC ile rezonatör yapıyoruz. Kristal seramik rezonatör. Şimdi ben iki tane led, biri mavi ve kırmızı olmak üzere. Bir tane de dışarıdan interrupt vermek için buton kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bu ledler zaten normal GPIO output ve sadece burada label'ını blue led olarak gidelim daha kolay kullanmak için. Bunu da external interrupt yapacağımız butonu da GPIO external interrupt yazıyoruz. Buradan GPIO pin'in NVC NVAC buradan bunu enable yapıyoruz. Ve son olarak biz external interrupt vereceğiz. Bu interrupt rising edge mi dedik gelecek? Falling rising edge dediği mesela bu butona 5 volt verdiğimizde mi interrupt başlayacak? Yoksa falling edge yani 5 volttan 0 volta çektiğimizde mi interrupt gelecek? Bunu yapacağız. Ben falling edge yapacağım. Ona bastığımda da PA3000'i sıfıra çekeceğiz ve böylece interrupt ve falling edge interrupt vermiş olacağız. O yüzden ben bunu falling edge trigger direction yapıyorum. Buradan da save yapıyoruz. Ne oluyoruz? Zaten değişikti galiba. Hiçbir değişiklik. Ana kodumuza geliyoruz. Ana koddan yukarı çıkalım. Hemen. Bunlar zaten otomatik yapıyor. Ben buraya bir tane flag değişkeni koydum. Peki bu flag değişkeni de volatile verdik. Volatile kullanıyor. Neden int? Yani normal bir değişken yapmadık. Bunun nedenini açıklayayım biraz şurada. Burada. Aslında bizim kullanacağımız yani bir program düşünelim. Şöyle bir program. Programda yine volatile değişkenini kullandık diyelim. Eğer kullanmazsak ilk önce normal değişkeni anlatayım, sonra volatile değişkenini anlatayım. Normal bir değişken tanımladığımızda integer veya float veya başka bu değişkenler ya register'a kaydedilir ya da belleğe kaydedilir. Ön bellek, cache veya cache'de saklanabilir. Ama volatile değişkeni verdiğimizde bu volatil değişkeni direkt belleğe yazılıyor. Bir değişiklik yaptığımızda direkt bellekte değişiklik yapıyoruz. Normal değişken, volatil değişkeninden farkı bu. Ve burada da okuduğunuz gibi derleyici optimizasyonunu engelliyor ve değişkenin güncel değerini her zaman doğru bir şekilde tanımlıyor. Çünkü direkt belleğe yazıyor. Bellek dediğimizde RAM belleğe. Peki volatil olursa ne olur, olmazsa ne olur? Şimdi biz bu volatile'ları zaten kesme yapacağımız zaman kullanıyoruz genelde. Kesme rutini, yani volatile kullandığımızda eğer volatile olursa kesme verdiğimizde bu ana döngü tarafından fark ediliyor. Ve bu değişken güncel ve doğru değerini her zaman kullanabiliyoruz. Ama volatile kullanmazsak mesela biz 1 verdik flag değişkenine. Ana döngüde flag değişkeni bu optimize edildiğinden dolayı ilk kez okundaki değerini saklayabilir ve bu yüzden ana döngüde yani şu döngüde bu flag değişkeni değişebilir. Bu yüzden aslında biz burada volatile kullanıyoruz. Bu flag yani kesme bayrağı için, flag için.
Yani o yüzden ve onu sıfır değişkenine atıyoruz içine. Yani bir değişken düşünün ve sıfır verdik. Bu trap flag diye geçiyor. Biz kendi elimizle yaptık bunu. Yani burada da aynı, yani değişen bir şey var kollarda. Şimdi burada da flag'a sıfır vermiştik. Sıfır olduğu için yani sıfır zaten normal değeri. Yani normal koşacağı, program koşacağı şey. Burada kırmızıydı. Yarım saniyelerle yanıp söndürüyoruz. Flag 1 olursa eğer ki biz interrupt programına gireceğiz. Flag 1 yapacağız. Ne olacak burası? Kod satır çalışacak. Bot satırında ne oluyor? Red, kırmızı ledi söndürüyoruz. Mavi ledi 3 saniye. Yakıyoruz ve sonra mavi ledi söndürüyoruz. Flag'ı sıfırlıyoruz. Program normal akışına devam ediyor. Kesme verdiğinde de program buraya gidecek. Yani bunun içine girecek bu fonksiyonun veya bizim interrupt pinimiz buton pinine eşitse flag 1 yapacak ve devam edecek. Normal ana programa devam edecek. Şimdi ben şuradan size daha ayrıntılı bir şey anlatmak istiyorum. Bizim bu external interrupt girdiğinizde bunları otomatik olarak kod otomatik olarak yazıyor bu fonksiyonları. Interrupt Request Handler. Bunun içinde de şöyle bir GPIO external interrupt. Bunun içine gireceğiz. Yine kontrol sol kısmı yapıyorum. Evet, bunun içine girdik. Şimdi bu fonksiyon ne işe yarıyor? Bu bir interrupt oluştuğunda bir düğmeye basıldığında mesela bir düğmeye basacağız. Bu fonksiyon içine giriyor aslında. Burası bu kod satırı kesme olup olmadığını kontrol ediyor. Burası kesme bayrağını temizliyor. Ve bu external callback yani şu aşağıdaki kod satırına gidiyor. Bu aslında. Callback fonksiyonu. Callback fonksiyonu da callback geri çağırma. Kesme meydana gelmesinde ne yapması gerektiğimizi tanımlamamıza yarıyor. Aslında şu weak tanımlaması al diyor kardeşim sen bu fonksiyonu al kendi kodunda kullan. Yani kendi dosyanda bu konuda değişiklik yapabilirsin. Bu fonksiyonu da yeniden yazabilirsin. Unused GPIO pin de neden bu burada diyebilirsiniz. GPIO pini uyarı vermesini bu programın uyarı vermesini engellemek için yazılmasın. Unused GPIO pin. Zaten bak not yazmış ama this function should not modified when the callback is needed. The HAL GPIO callback in end user file. The HAL GPIO XT callback could be implemented in the user file. Şimdi biz bunu alacağız böyle zaten aldık. Kendi dosyamıza değiştireceğiz. O yüzden zaten bu fonksiyonu buraya koydum. GPIO pinleri ve buton pinleri eşitse bu flag 1 yapacak. Flag 1 olduğunda da gördüğünüz gibi red led sönecek. Mavi led 3 saniyeliğine açık kalacak ve sönecek. Neden bunu mesela şöyle de yapabilirdik. Interrupt geldiğinde buraya giriyor ya fonksiyon. Neden buraya Blue LED 3 saniye yanıp sönmediği yapmadık diyebilirsiniz. Çünkü burada HAL Delay fonksiyonu da aslında interrupt fonksiyonu. Interrupt içinde interrupt koyuyoruz. Aslında yapılabilir. Sadece interrupt priority var. Yani siz hangi interrupt'un önceliğini de belirlemeniz lazım. Bunun için o yüzden bunu yani bu uygulamada yapmayacağım ben. Interrupt fonksiyonlarında callback gibi
Haldeler kullanmak genellikle iyi bir fikir olmuyor. Çünkü haldeler fonksiyonunda zamanlayıcı kesmeleri var. SYS tik denilen birkaç kesme daha var. Kesmeleri de çalışıyor ve kesme içinde kesme işlemleri eğer sizin programınız yasaklanmışsa programınız doğru çalışmaz. Merak ediyorsanız araştırıp bakabilirsiniz. Interrupt priority diye, yani interrupt önceliğine. Şimdi takalım, çalıştıralım. Evet arkadaşlar, gerekli devreyi kurduk. Şimdi ben düğmeye bastığımda kırmızı led sönecek ve mavi led yanacak. Interrupt göndermiş olacağım. Bir kere daha deneyelim. Gördüğünüz gibi program böyle çalışıyor. Kendinize iyi bakın.